Cabir radıyallahu anh şöyle dedi: "Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi geceleyin öyle bir zaman vardır ki Müslüman bir kimse o zamana rastlayıp Allah'tan dünya ve ahirete dair hayırlı bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu her gece böyledir." buyururken dinledim. Allah-u Teala kullarının gündüz olduğu gibi geceleyin de kendisini anmalarını, el açıp dünya ve ahiretleri için dua ve niyazda bulunmalarını istemektedir. Rabbim, beni iki cihanda bahtiyar et. Allah'ım, bana afiyet ver. Mevlam, beni tuttuğum işte başarılı kıl diye yalvarmalarını arzu etmektedir. Şüphesiz geceler de Allah'ındır, gündüzler de. O uygun gördüğü zamana dilediği feyiz ve bereketi verir. Kendilerini en güzel şekilde yarattığı, en güzel nimetleri kendilerine ihsan ettiği, cennetini ve cemalini kendileri için hazırladığı kullarının uzun bir geceyi derin gaflet içinde geçirmelerini uygun görmemiştir. Allah'ın her şeyin sahibi olduğunu bilmelerini ve ihtiyaçlarını ona arz etmelerini istemiştir. Cenab-ı Hakk'ın öyle kulları vardır ki, kuşların yuvalarını özlediği gibi akşamı gözlerler. Gece karanlığı çökünce Cenab-ı Mevla'nın huzurunda olmanın şuuruyla namaza dururlar. Secdeye varıp yüzlerini yere sürmekten derin bir zevk duyarlar. Sayısız lütuf ve keremlerinden dolayı Rabbül Alemine şükür ve hamdlerini sunarlar. Onun kelamıyla dillerini ve gönüllerini aydınlatırlar. Zikir ve tesbihle onu yad ederler. Onların bu hallerinden hoşnut olan Cenab-ı Zülcelal de feyiz, bereket ve rahmetiyle kendilerine büyük ihsanlarda bulunur. Bu feyizli zaman diliminin bütün gecelerde bulunması da ayrı bir lütuf ve keremdir. Her gece bu değerli zamana tesadüf etme imkanı vardır. Kula yakışan bu fırsatı yakalamaya çalışmaktır. Vaktin gizli olmasının hikmeti nedir? Hiçbir saat ve hiçbir vakit bizim kul olarak Rabbimize dönüşümüz için elverişsiz ve kapalı değildir. Bu açıdan duanın kabul zamanları gizli tutulmuştur. Bununla kulun dua halini hayatına yayması istenmiştir. Nitekim cuma gününde icabet saati gizli olduğu gibi insanlarda veli, Ramazan'da Kadir gecesi, Allah'ın isimleri içinde ismi azam, insan ömründe eceli ve kıyamet kopma zamanı da gizlidir. Yani kıyamet ve ehemmiyet tek bir cüzde değil, hayatın tamamındadır. Öyle ki hayatımızın her ayrıntısından, lüzumsuz zannettiğimiz her saat diliminden ve zaman parçacığından sorumluyuz. Öyleyse yaşadığımız her an parçacığını Rabbimize sığınmamız için eşsiz bir fırsat olarak algılamak zorundayız. İnsanları hayra yönlendirmek ve teşvik için, şerlerden sakındırmak ve muhafaza için Allah ve Resulü hayırlı işler içinde belirsiz bir fert manası yerleştirmiştir. Amaç, İnsanlar o ferdi ararken hayrın diğer çeşitlerini de yaptırmak ve verimli ve ibadetli bir ömür geçirmektir. Bu yüzden her çeşit ibadet içine o ibadete münasip bir fert tayin ediliyor. Mesela namazlar içinde öyle bir namaz vardır ki bu namazı yakalayan hac sevabı kazanır. İşte namaz içine atılan bu ödül sayesinde bütün namazlar hac gibi kıymet kazanır. Ama bu ödülün keyfiyeti müphem, yani belirgin olmamasından dolayı hangi namaz hac kıymetinde bilinmiyor. Bu yüzden her namaza hac sevabı verilmez. Ancak müphem o namaz bulunur veya tevafuk edilirse hac sevabı kazanılır. Hac kıymetinde olan o namazın belirsiz olması bütün namazları ihtimal dahiline aldığı gibi bütün namazların hac sevabında olmasına da engeldir. Müphemlik, yani belirsizlik iki yanlış hali de bertaraf eder. Aynı şekilde duaların kabul olduğu vakti yakalama ümidiyle gecenin muhtelif saatlerinde el açıp Allah'a yönelmeli, yalvarıp yakarılmalıdır. Bu hadisten öncelikle bunu anlamak
bütün gecenin değerli olduğunun farkına varmak ve ona göre hareket etmek gerekir. Bu vakti Kur'an okuma, dua etme gibi ibadetlerle değerlendireceğimiz gibi bütün ibadetlerin içinde bulunduğu namazla hayatlandırmak daha büyük öneme sahiptir. Diğer taraftan bu hadis gecelerin gündüzlerden daha değerli olduğunu göstermektedir. Zira duaların kabul edildiği saat sadece cuma gününde bulunduğu halde bu değerli vakit bütün gecelerde mevcuttur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının son dönemlerinde hep gecenin üçte birinde ibadet etmesine bakarak duaların kabul edildiği bu mübarek vaktin seher vaktinde olduğu düşünülebilir. Bununla beraber Kur'an gece kavramına çok anlamlar yükler ve gecenin değerlendirilmesini teşvik eder. Gece ve leyli diye Kur'an'ın üzerine yemin ettiği bir zaman dilimidir. Gece Allah'ın varlık ve birlik delili olan bir ayettir. Gece ve gündüz onun emrinde bulunan bir rahmettir. Geceyi gündüze, gündüzü geceye çeviren O'dur. Geceyi karartan, gündüzü parlatan O'nun kudretidir. Gece uyanıp ibadet edilmesi gereken bir kıyam dilimidir. Gecenin bir vaktinde ibadet etmek, namaz kılmak, secde etmek, uzun uzadıya tesbih çekmek ve dua okumak, gece yarıları kalkıp yalvarmak, yakarmak, niyazda bulunmak, özellikle teheccüd namazı kılmak bir Kur'an tespitidir ve mümin olmanın bir işaretidir. Gece hayatı, hayatın anlamını anlayanlar için hayati fırsatlardır. Kabir karanlığını aydınlatacak vesilelerdir. Rabbine en yakın kul olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gece ibadetinin adı İhyaül Leyl'dir. Yani gecenin canlandırılmasıdır. Yine Kur'an'ın ifade ettiği gibi gecenin değerini bilmeyenler, geceyi yaratanı tanımayanlar, ona isyan edip zulme sapan kavimler hep geceleri helak olmuşlar. İzleri ve tozları geceleyin kaybolmuş. Bu anlamda gece onlardan intikam almıştır. Bu açıdan geceleri ihya etmek gerekir ki başımıza belalar yağmasın. Selametle.